Endoskopi, endo ve skopiden geliyor. Skopi bakmak demek, endo içe bakmak demek. Ama tıptaki bizim alanımızdaki anlamıyla endoskopi vücudun herhangi bir yerine iç kısmını incelemek endoskopi demek genel anlamda. Ama toplumda endoskopi dendiği zaman mide endoskopisi anlaşılır yaygın olarak ve endoskopi yaptırmak isteyen ve bundan çok korkan yaygın bir hasta grubu var. Toplumdaki anlamıyla endoskopi gastroduodenoskopidir tıptaki karşılığı. Yani yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağının kamerayla incelenmesi basitçe. Yalnız bu kamera sert bir kamera değil. Flexible endoskopi diyoruz. Yani özünde Japonların geliştirdiği ileri teknoloji, esnek, ince boru şeklinde hortumların ucunda ışıklı bir kamera bu. Ağızdan başlanarak yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağının incelenmesine yarar. Tabii vücudun içine girişimsel bir işlem insanlar için her zaman tedirgin edici olmuştur. Ve bu endoskopi uygulamaları eskiden daha çok lokal anesteziyle yapıldığından bazı insanların bu konuyla ilgili ciddi olumsuz deneyimleri ola gelmiştir. Ve bunlara danışıldığında bunu çok dramatize ederek, abartarak adeta anlatırlar. Ve endoskopi önerilen hastaların, ki mide hastaları toplumda mide problemi, hazım problemi, yemek borusu problemi olan geniş bir hasta grubu var. Bunların önemli bir kısmı endoskopiden, o anda yaşayacaklarından, korktuklarından bu tetkiki bir türlü yaptırmazlar. Sorunları ilerlemiş, karmaşık bir hal almış olur zaman içerisinde. Oysa ki günümüzde özellikle daha çok ileri düzey hastanelerde, bizim kurumumuzda da yapılıyor, sedasyonla endoskopi yapmak mümkün. Sedasyon ne demek? Hafif sakinleştirici, dozu arttırıldığında uyutucu ilaçlar kullanılarak endoskopi bir kabusunuz olmaktan çıkıp tatlı bir rüya haline gelebiliyor. Günümüzde bizim yaptığımız endoskopilerde, gastroskopilerde, gastroduodenoskopilerde işlem bittiğinde hasta uyanıyor ve tabii olayı hatırlamadığı için ne zaman başlıyoruz hocam sorusunu bize sık sık soruyor. Bitti dediğimizde inanmakta zorlanıyor. Tabii biz çekilen görüntüleri gösterdiğimizde ben böyle bilmiyordum, çok iyi oldu, herkese tavsiye edeceğim gibi dönüşleri oluyor. Endoskopi mide 12 yemek borusu mide 12 parmak bağırsağının orta kısmına kadar üst mide üst gastrointestinal endoskopi oluyor. Bir de alt sindirim sistemini, kalın bağırsak ve ince bağırsağın son kısmını incelediğimiz kolonoskopimiz var. Bu da kalın bağırsaktan kanamalar, hemoroidler, fissürler veya iltihabi kronik ishallerde, kabızlıklarda kullandığımız bir inceleme yöntemi. O da kalın bağırsak, uygun bir kalın bağırsak temizliği yapıldıktan sonra yine aynı kameranın bir farklı versiyonu, daha uzun ve bir versiyonuyla flexible kolonoskopla anüsten girilerek kalın bağırsağın tamamını, hatta kalın bağırsak tamamlandığında ona katılan, yandan bir köşe şeklinde katılan terminal ileum dediğimiz ince bağırsağın son kısmının da incelenmesi. Bu çok önemli, bazı hastalıkların doğru ve erken teşhisini sağlıyor.